TRT Diyanet'ten hayırlı sabahlar. Ben Fatih Şahin. Saat 9 gündeme başlıyoruz. Sizler de programımıza sosyal medya hesaplarımızdan ve 0535 018 1750 numaralı telefon hattımızdan WhatsApp mesajlarınızla katılım sağlayabilirsiniz. Günün gelişmeleriyle programımıza başlayalım. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtıcı Kudüs kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepkisini sürdürdü. İnsan hakları gününde konuşan Erdoğan, bu karar bizi bağlamaz, kendin çalar, kendin oynarsın diyerek kararın yok hükmünde olduğunu bir kez daha dile getirdi. İsrail askerlerinin Filistinli Müslümanlara yönelik sert müdahalesi ise devam ediyor. İsrail güçleri son gösterilerde 150 Filistinli'yi daha gözaltına aldı. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Biz bu kararı asla tanımıyoruz. Tanımayacağız. Başkan Trump'ın bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de bağlamaz. İslam dünyasını bağlamaz. Sen çalarsın, sen oynarsın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararını bir kez daha eleştirdi. Erdoğan bağımsız bir Filistin devletini kurana kadar mücadele edileceğinin altını çizdi. 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadele bitmeyecektir. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ve hayata geçireceğimiz politikaları hem kendi adımıza hem de zirve dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında dile getiriyoruz. Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin bu bakımdan bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına karşılık verdi. Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz ifadelerini kullandı. Sorumsuzca bir açıklama olarak görüyor ve kınıyoruz. İlk kıblemiz olan Kudüs'ü bir oldu bittiyle işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir. Binlerce masum Filistinliyi katleden, Filistinlilerin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştüren bir zihniyetin suçluluk duygusunu bastırmak için ortaya attığı iddia ve suçlamaları ciddiye almak mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin'de de hakkın, hukukun ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir. Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in... Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararının bölgede kriz, kaos ve çatışmaların fitilini ateşlediğini belirtti. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kullandığı orantısız güç ve uyguladığı şiddetten dolayı İsrail hükümetini ve İsrail'i ve bunlara müsebbip ABD yönetimini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümeti orantısız güç kullanımını ve şiddet uygulamasını derhal durdurmalıdır. ABD yönetimi de geri adım atmalıdır. İslam ülkeleri ve Müslümanlar samimi ve cesur bir tutum takınmak zorundadır. Kudüs sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ve İslam ülkelerinin ortak derdi ve davasıdır. Bu dava birlik ve dayanışma ile samimi ve cesur hareket edilirse ancak başarıya ulaşır. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Filistin'de düzenlenen gösteriler devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 150 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı. Sert müdahale sonucunda Filistinli göstericilerden bazıları yaralandı. İsrail'e tepki eylemleri devam ederken İsrail'de heykel örgütleri adıyla bilinen fanatik ve aşırı grup Yahudilere Mescid-i Aksa'ya toplu baskın çağrısı yaptı.
Heykel örgütleri Yahudilere Mescid-i Aksa'nın aslanlı kapısından diğer kapıların açılması ve içeride kalma müddetinin artırılması için toplu baskın yapmaları çağrısında bulundu. Fanatik Yahudi yerleşimciler İsrail polisinin korumasında sık sık Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor. Türkiye'deki 87 İlahiyat Fakültesi Dekanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepkilerini dile getiren Kudüs bildirisi yayımladı. Bildiride bu kararın dünyayı kaosa sürükleyecek provokatif bir adım olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararına tepkiler dinmiyor. Türkiye'deki 87 İlahiyat Fakültesi'nin dekanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstermek amacıyla Kudüs bildirisi yayınladı. İlahiyat fakültelerinin dekanlarının imzalarının yer aldığı bildiride, Allah'ın yeryüzündeki ikinci mabedi olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ün hem önceki peygamberlerin tebliğ merkezi hem de Nebiler silsilesinin son temsilcisi olan Hazreti Muhammed'in miracına basamaklık etmiş bir şehir olduğu vurgulandı. Hazreti Ömer devrinde fethedilen Kudüs, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri de dahil olmak üzere 13 asır İslam hakimiyetinde kalmıştır. Bu sebeple şehir İslam medeniyetinin göz bebeğidir. Peygamberler şehri Kudüs, Müslümanların emanetindeyken insanlığın ortak mirası olan sevgi, hoşgörü ve birlikte yaşamanın merkezi olmuştur. Ne yazık ki Müslümanların emanetinden alındıktan sonra şiddet, nefret ve zulümle anılır hale gelmiştir. Bildiride Kudüs'ün bu noktaya gelmesinde Orta Doğu'nun kaderine hükmeden ülkelerin barıştan, haktan ve adaletten uzak müdahalelerinin büyük rol oynadığı belirtildi. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in sözde başkenti olarak tanıması, ülkemizin de içinde bulunduğu bölgeyi ve dünyayı kaosa sürükleyecek provokatif bir adımdır. Filistin'i işgal ederek milyonlarca insanı yıllardır yersiz, yurtsuz bırakan, işgal ettiği topraklarda Müslümanıyla, Hristiyanıyla, halkları kendi yurtlarında yabancı duruma düşüren, sistematik baskı ve zulmün temsilcisi haline gelen İsrail yönetiminin bu yaptıkları yetmezmiş gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü bu işgalci Siyonist devletin başkenti olarak tanıması kesinlikle kabul edilemez. Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hiçe sayılarak alınan bu kararın, Kudüs'ün işgalini meşrulaştırmak ve şehrin statüsünü değiştirmek anlamına geldiğine vurgu yapıldı. Hukuk ihlali taşıyan bu karar, diğer dinlerin de şehre atfettikleri kutsiyeti hiçe saymaktadır. Unutulmamalıdır ki, dünya barışının yolu Orta Doğu'dan, Orta Doğu barışının yolu ise Kudüs'ten geçer. Kudüs'e barış ancak toplumsal vicdan, adalet, eşitlik ve hoşgörüyle gelecektir. Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün resmi ziyaret kapsamında Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararının bölgedeki durumu daha da kötüleştireceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından külliyede kabul edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'la baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararı ve Suriye meselesinin masada olduğu görüşmede Putin, Amerikan yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini oraya taşıma kararı bu bölgedeki durumu daha da kötüleştirmekte ve dengesizleştirmektedir. Fiilen İsrail-Filistin arasındaki barış sürecini baltalayabilir bir karardır. Barış süreci Birleşmiş Milletler kararları kapsamında yürütülmelidir. Kudüs'ün statüsü kararı mutlaka İsrail ile Filistinliler arasında doğrudan ve temaslar neticesinde alınmalıdır ifadesini kullandı. Suriye konusunda da iki ülkenin sıkı işbirliği içinde olduğunun altını çizen Putin, Moskova ile Ankara arasındaki işbirliğinin çeşitli seviyelerde başarılı şekilde geliştiğini, ilgili kuruluşların sürekli temas içinde olduğunu anlattı. Erdoğan'la Cenevre'ye hız verecek adımların yanı sıra Astana'nın garantör iki ülkesi olarak çatışmasızlık bölgelerinin faaliyetlerinin sürdürülmesi, ateşkes rejiminin güçlendirilmesi, taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin alınması noktasındaki çalışmalara da değerlendirdiklerini anlatan Putin, Sayın Erdoğan'ın Suriye'de çözüm çalışmalarında kişisel çaba ve katkılarını takdir etmek istiyorum diye konuştu.
Putin, insani yardımın ulaştırılması konusunda da çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Возобновление каких-то очагов сопротивления со стороны террористов. Будем предпринимать эффективные ответы. Evet, gazetelerle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, bugün hemen hemen tüm gazeteler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretini yapmış oldukları görüşmeleri bugün ilk sayfalarında yer veriyorlar. Onlardan biri Akşam Gazetesi. Kudüs için ortak kaygı başlığıyla bugün Akşam Gazetesi manşet haberini bugün okurlarına duyuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararı sonrası dünyada büyüyen öfkeye dikkat çekti, Rusya ile benzer kaygılar taşıdıklarını vurguladı. İsrail'in son süreci Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet eylemlerini daha da arttırmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirten Erdoğan, vicdan sahibi, ahlak, değer sahibi hiç kimsenin bu cinayetleri görmezden gelmesi mümkün değil dedi. Rusya lideri Putin de şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kararı bölgedeki durumu kötüleştirmekte, barış sürecini baltalayabilir. Karar İsrail ve Filistin arasında direkt temaslar neticesinde alınmalı deniliyor haberde. Bu arada S-400'lerde bu hafta tamam başlığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen görüşmenin bir neticesi olarak kendisini gösteren bir başka konu. Suriye konusunda Soçi'de ikili zirve yapacaklarını kaydeden Putin, S-400 füzelerine ilişkin kredi anlaşması üzerinde mutabakat sağladık. Önümüzdeki birkaç günde imzalanacak dedi deniliyor haberde. Bu arada Netanyahu Hitler gibi Akşam Gazetesi'nden aktaracağımız bir diğer haber. Filistin'e yönelik saldırılarında çok sayıda çocuğun ölümüne neden olan İsrail'in gözaltına aldığı çocukları toplama kampına benzer noktalara götürdüğü ortaya çıktı deniliyor haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeme getirdiği ve Filistin direnişinin simgesi haline gelen gözü yaşlı çocuğun fotoğrafı hafızalara kazınırken Fajr TV şok görüntü ulaştı. Filistin televizyonu sosyal medya hesabından İsrail askerlerince gözaltına alınıp gözleri bağlanan Filistinli çocukların görüntülerini paylaştı deniliyor haberde. Bu arada ekonomiye dair güzel bir haber, ekonomik gelişmelere dair güzel bir haber rekor kırdı değerli izleyenler. Türkiye ekonomisi dün de mutlaka takip etmişsinizdir. Büyümede %11,1'le rekor kırdık, nazar etme ne olur başlığıyla görüyor Akşam Gazetesi. Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğindeki müthiş büyümesiyle Çin ve Hindistan'ı geride bırakarak son 6 yılın rekorunu kırdı. TÜİK'in verilerine göre 3. çeyrek büyümesi tüm beklentileri aşarak %11,1 olarak gerçekleşti. Bu rakam 2011 yılının 3. çeyreğindeki %11,6'lık büyümenin ardından son 6 yılda ulaşılan en büyük çeyrek büyümesi oldu deniliyor. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Yine Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temasları bugün Hürriyet'in manşetinde de yer buluyor. Türkiye ile çözeceğiz başlığıyla atılmış başlık manşetine. S-400'ler bu hafta bitecek deniliyor haberde. İki lider dün akşam Ankara'da bu yıl içinde 8. kez bir araya geldi. Erdoğan görüşmede kredi konusunda anlaştıklarını, Rusya'dan S-400 alımının bu hafta içinde biteceğini söyledi. Rusya Başkanı Putin, Suriye'de siyasi çözüm için Türkiye ve İran ile birlikte çalışacaklarını söyledi. Rus lider dün bölge ülkelerine dolaşıp Ankara'da Erdoğan'la bir araya geldi deniliyor. Bu arada arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklar sözü önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail yönetimine yönelik işte bu haberde yer bulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklar dedi. Amerika, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla dökülen kana ortak olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz, tanımayacağız dedi deniliyor haberde değerli izleyenler. Göz göre göre öldü, biliyorsunuz İstanbul Ticaret Odası Başkanı değerli izleyenler
İbrahim Çağlar dün hayatını kaybetmişti. 57 yaşında hayatını kaybeden Çağlar'ın kalp krizi neticesinde vefat ettiği belirtiliyor. Bu haberde Hürriyet'te yer bulmuş. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar pazar gecesi bir sıralarında kolunda uyuşma, göğsünde ağrı hissetti. Eşiyle birlikte koşu yolundaki bir özel hastaneye gitti. Nöbetçi doktorlar EKG çekti. Gaz sıkışması olabilir diyerek evine yolladı. Yolda dönerken fenalaşan Çağlar kurtarılamadı deniliyor. Bir sağlık skandalı maalesef İstanbul Ticaret Odası'nı hayattan koparıyor. Kanserde yeni ilaç, Hürriyet'in sür manşetinde yer bulan bir başka ve bu konuda kanser hastalarını ümitlendirecek bir haber kendisini göstermiş. Kanser hücrelerine büyüme ve çoğalma sinyali gönderen TRK proteinlerini engelleyen yeni bir ilaçla yapılan çalışmalarda her 4 hastadan 3'ünde tümörler küçüldü. İlacın 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ruhsat onayı alması bekleniyor deniliyor. Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün külliyete baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ortaya çıkan sonucu bugün manşetinden duyuran gazetelerden özellikle S-400'lerle ilgili gelişme bugün sabahta öne çıkarılmış. S-400 imzası bu hafta tamam başlığıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 konusu bu hafta yapılacak görüşmelerle neticelendirilecek diyor. Erdoğan Putin zirvesinden S-400 füze savunma kredisiyle ilgili mutabakat kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki tarihi görüşmeden çıkan sonuçları ortak basın toplantısında açıkladı. Kudüs için Putin'le benzer yaklaşım içindeyiz. Türk Akım ve Akkuyu'yu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Ticaret hacmi yılın ilk 10 ayında %30 oranında arttı. 4,5 milyon Rus turist ağırladık. Bu rakamlar 2018'de daha da yükselecek diyor Erdoğan. Ayrıca Putin de şunları söylüyor görüşme sonrası yapmış olduğu açıklamada. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararı bölgedeki durumu daha da kötüleştirmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesine temsilci göndereceğiz. Enerji projelerimiz planlı bir şekilde ilerliyor. Suriye konusunda sıkı bir işbirliği içindeyiz deniliyor. İsrail'e karşı Kudüs direnişi yayılıyor deniliyor. Sabahın özel haberinde değerli izleyenler bölgedeki ekiplerinden alınan haberler ışığında gerçekleşiyor bu haber. Batı Şeria ve Gazze'de İsrail askerleriyle çatışmalarda 40 Filistinli yaralandı. Batı Şeria'daki Ramallah'ta kontrol noktası yakınlarında toplanan bir grup Filistinli lastikleri ateşe verdi ve taşlarla İsrail askerlere direndi. Bire ve Halil kenti ile Gazze'nin Hanun kentinde de göstericilerle İsrail askerler arasında çatışma çıktı deniliyor haberde. Süleyman Şah'ın türbesi eski yerine dönecek. Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapıldı bu açıklama. Suriye'deki işler yoluna girdikten sonra Süleyman Şah saygı karakolu tekrar faaliyete geçecektir diyor. Başbakan Binali Yıldırım meclisteki bütçe görüşmelerinde yapmış olduğu açıklamalarda. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye'de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bu görüşmede ortaya çıkan konuları bugün ilk sayfasında yer veriyor. Putin ile Kudüs mutabakatı deniliyor ve saklanacak ağaç bulamayacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail yönetimine karşı kullanmış olduğu ifade bugün Türkiye Gazetesi'nde bu habere başlık yapılmış. En büyük Türkiye büyümede dünya zirvesindeyiz. Bugün Türkiye Gazetesi'nin manşeti değerli izleyenler. Ekonomide birçok şoku atlatan Türkiye %11,1'lik büyüme ile şer odaklarına tokat gibi cevap verdi diyor Türkiye Gazetesi. İş dünyasını şoke eden ölüm İstanbul Ticaret Odası Başkanı değerli izleyenler İbrahim Çağlar'ın kalp krizi neticesinde 57 yaşında aramızdan ayrılması da yine Türkiye Gazetesi'nde yer bulmuş. Payitaht Abdülhamit dizisinin setine gidip rol almıştı İbrahim Çağlar. Ekranlarınıza da geliyor. TRT ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde de rol almıştı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı bugün uğurlanacak ebediyete. Biz de kendisine Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz bu vesileyle. Dün FETÖ'nün medya yapılanması davası vardı değerli izleyenler. Savcının Altan kardeşlere
Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcağ'a yönelik talebi dikkat çekiciydi. Ağırlaştırılmış müebbet istedi değerli izleyenler savcı ve bu konuda yine Türkiye Gazetesi'nde yer bulan haberlerden. Milliyete bakalım. Kudüs mutabakatı bir yılda 8. görüşme başlığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün külliyede gerçekleşen görüşmenin ayrıntıları bugün Milliyet Gazetesi'nin manşet konusu olmuş. Erdoğan İsrail yangına körükle gitmeye devam ediyor. Rusya lideri Putin karar İsrail-Filistin arasındaki barış sürecini baltalar şeklinde iki liderden Kudüs'le ilgili demeçleri bu haberin içerisinde yer vermiş. Irak ordusu YPG ile anlaştı. Hemen bu haberin altında yer bulan bir başka haber. Irak yönetimi YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye güçleri DSG ile Suriye-Irak sınır güvenliği konusunda anlaşma imzaladı. Irak ordusu sınır güvenliğini sağlama amacıyla YPG ile ortak koordinasyon merkezi kurarken Amerika Birleşik Devletleri, İngiliz ve Fransız askeri uzmanları Deir ez-Zor'da Arap aşiret liderleri ve YPG'li askeri yetkililerle bir araya geldi deniliyor. Katliamcı konuşmadı. Dün hatırlayacaksınız. Bu yılın başında bir gece kulübüne yapmış olduğu baskın neticesinde 39 kişiyi katleden DAEŞ'li terörist Abdülkadir Maşaripov'un ilk duruşması vardı değerli izleyenler. Ve 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2397 yıla kadar hapiste yargılandığı davada susma hakkını kullandı Abdülkadir Maşaripov. Bu haberde Milliyet'te yer bulmuş. Figüran öldürdü başlığıyla bir başka haber. Sanat dünyasının acı kaybı. Yönetmen Mustafa Kemal Uzun çevirdiği dizilerde figüran olarak oynattığı O.A. isimli bir şahıs tarafından evinde bıçaklanıp başına beyzbol sopasıyla vurularak öldürüldü. Uzun 49 film ve dizi yönetti deniliyor. Son gazetemiz Star gazetemizde. Star gazetesi değerli izleyenler. Kudüs Filistin'in başkenti bugün Star gazetesinin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri bu kararla Kudüs'te dökülen kana ortak olmuştur dedi ve ekledi. Trump'ın kararı Kudüs'ü de İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın, sen oynarsın dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin düzenlediği Dünya İnsan Hakları Günü programında yapmış olduğu konuşmada. Çocuk katilleri başlığıyla bir başka haber dikkat çekiyor. Star gazetesinde binlerce çocuğu katleden İsrail'in 3. intifadayı bastırabilmek için yakaladığı Filistinli çocukları toplama kamplarına götürdüğü, hapsettiği belgelendi. Plajda oynayan çocuklara bomba yağdıran, okullara füze atan işgalci İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs provokasyonuyla başlayan 3. intifadayı Nazi yöntemiyle bastırmaya çalışıyor. İsrail askerlerinin Filistinli çocukları gözleri bağlı halde dar kafeslerde tuttuğu görüntülendi deniliyor. Bu arada bu direnişin sembolü olan bir kardeşimiz var değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün sert bir şekilde tepki göstermişti hatırlayacaksınız. 14 yaşında bir Filistinli kardeşimiz ve etrafında 22 tane İsrail askeri. İşte bu kardeşimizin adı Fevzi. El Halil'de 23 İsrail askerinin gözlerini bağlayıp gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El Cüneydi askeri cezaevinde tutuluyor. Filistinli çocuklar için kurulan askeri mahkeme 3 gün ek gözaltı süresi verdi deniliyor haberde. Evet, gazete başlıklarından aktaracağımız haberler bu kadar. Gelişmelerle gündeme devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Şırnak'tan yüreklerimizi yakan bir haber geldi maalesef. Kabardağ'da yürütülen operasyonda bir askerimiz şehit oldu. Bölgede operasyonlar sürüyor. Şırnak'tan acı haber geldi. Kabardağ mevkiinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada sözleşmeli piyade er Hacı Mustafa Can ağır yaralandı. Mustafa Can, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Bölgede operasyonlara devam edilirken 21 yaşındaki Hacı Mustafa Can'ın acı haberi Mersin'in Gülnar ilçesindeki ailesine ulaştı. Bekar olan ve iki kardeşi bulunan Şehit Can'ın ilçede kendisine ev yaptırdığı ve 10 gün sonra izne geleceği öğrenildi. Komşuları Can'ın yaptırdığı eve Türk bayrağını kendisinin astığını anlattı. Biz çağı inancımızla beraber yaşayacağız. Bu sözler aile ve dini rehberlik koordinatörler çalıştığı açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'a ait. Başkan Erbaş konuşmasında ailenin önemine dikkat çekti. Aile toplumun kalbidir. Kalp bozulursa vücut bozulur. Bu yüzden kalbimizi koruyacağız. Kalbimiz ailemizdir ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce organize edilen Aile ve Dini Rehberlik Büroları Koordinatörler Çalıştayı ve Aile Okulu Eğitici Programı Ankara'da başladı. Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ve 5 gün boyunca devam edecek olan programın açılış konuşmasını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş gerçekleştirdi. Telaffuz ettiğimiz zaman içimize sıcaklığın doğduğu en güzel kavramlardan birisidir aile. Erbaş, aile ve akrabalık kavramlarının önemine dikkat çekti. Ailemiz güçlü olursa akrabalık bağlarımız da o kadar sağlam olur dedi. Aile toplumun kalbidir. Kalp bozulursa toplum bozulur. Kalp bozulursa vücut bozulur. Toplumun kalbi olan aile bozulursa toplum diye bir şey kalmaz. Onun için kalbimizi koruyacağız. Kalbimiz ailemizdir. Ailenin korunmasının önemine işaret eden Erbaş, bu konuda en büyük görevin Diyanet İşleri Başkanlığı'na düştüğünü söyledi. Bir aileye kattığınız huzur sizin huzurunuz olacaktır. Sorunlarıyla, dertleriyle gelen bir aileye karşı gösterdiğimiz ilgi ve alakamız nice günahsız yavruların anne baba sevgisinden uzak kalmadan yetişmesine vesile olacaktır. Erbaş, aileyi tehdit eden unsurları sıraladı. Bu unsurlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Çağı yaşarken kendi geleneklerimizden, kendi inancımızdan uzaklaşmadan çağı yaşayacağız. Çağdaşlaşmayı inançlarımızdan, geleneklerimizden, göreneklerimizden, adetlerimizden uzaklaşarak çağı yaşama şeklinde anlayanlara fırsat vermeyeceğiz. Biz çağı inancımızla beraber yaşayacağız. Diyanetin en önemli hizmet alanlarından birini aile ve dini rehberlik alanının oluşturduğunun altını çizen Erbaş, aile bürolarının birer kültür merkezi haline gelmesi gerektiğini dile getirdi. Bürolarımız halkımızın çok daha kolay ulaşabileceği, göz önünde içerisinde ihtiyaç duyulan her teşekkülün bulunduğu, müştemilatında bay bayan danışma ofislerinin, kitap okuma salonlarının bulunduğu birer merkez haline gelmelidir. Evet, bugünlük sizlere aktaracağımız haberler bu kadar. Bugünün gündemini de size duyurarak veda edelim değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek TÜBA ödül törenine katılacak. Birleşmiş Milletler gözetiminde Suriye görüşmelerinin 8. turu İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura, Beşar Esad rejimi ve muhalif heyetleriyle Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde ayrı ayrı bir araya gelecek. Ve son olarak Fethullahçı terör örgütüne mensup kişilerin yargılandığı davalar bugün çeşitli illerde devam edecek. Ve böylelikle dediğim gibi bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik, ancak birlikteliğimiz saat 12'deki haber bülteniyle devam edecek. Allah'a emanet olun, hoşçakalın efendim.